yaptığı konuşmada lise ve üniversiteye giriş sınavlarının ertelenebileceği sinyalini verdi. Bu tarih nasıl belirlenecek? Eğer ertelenirse ya da ertelenmezse müfredat nasıl ortaya çıkacak? Sorular nereden gelecek? Çok kritik başlıklar var. Uzaktan eğitim de bunlara dahil olmak üzere. İşte tüm bunları Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u ağırlıyoruz Ankara Stüdyo'da ve ona soracağız. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ayağınızın tozuyla desek herhalde tam tabir olacak. Evet. Çünkü toplantı az önce sona erdi. Cumhurbaşkanı'nı hep birlikte dinledik ve her konuda aslında önemli başlıklar çıktı. Eğitim başlığını sizle değerlendireceğiz. Şimdi herkesin merak ettiği şu, lise ve üniversiteye giriş sınavları, bu sınav maratonu, sınav takvimi virüs tedbirlerinden nasıl etkilenecek? Şimdi tabii biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak hep senaryolar üzerinde çalışıyoruz. Yani A senaryosu olursa, B, C senaryosu olursa. Bu senaryolar neye bağlı? Bu senaryolar Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığımızın yapılan çalışmalar ve verilere dayalı olarak ortaya koyduğu fotoğrafa dayalı. Yani eğer biz sınavlar konusunda, mesela ertelenmesi konusunda bir karar verme durumunda kalacaksak, bu bizim olasılıklar dahilinde gördüğümüz ve tedbirini almak zorunda olduğumuz bir konu. Yani bu şu anda ertelenecek diye bir şey söz konusu değil. Bu konu eğer ertelenirse böyle bir ihtimal de var şeklinde değerlendirilebilir. Bu anlamda sınavlarla ilgili şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Özellikle lise giriş sınavları ve üniversite giriş sınavları ile ilgili olarak Yükseköğretim Kurulu ve ÖSYM ile de irtibatlı bir şekilde bazı değerlendirmeler yaptık bakanlıkta ekip arkadaşlarımızla beraber. Öğrencilerimizin gireceği LGS sınavında okul açıkken işlenen konular hangisi ise onlardan sorumlu olacak şekilde bir sınav içeriğine ilişkin senaryomuz da söz konusu. Yani tüm konuları içeren sınav paketimiz de var. Sadece okul açıkken işlenen konuların sorularını içeren sınav paketimiz de var. O yüzden velilerimiz ve öğrencilerimiz lütfen rahat olsunlar. Biz öğrencilerimizi özellikle bu uzaktan öğretim sürecinde yapılacak eğitime dayalı olarak bir zorlama içine de sokmak istemeyiz. Sadece okul açıkken işledikleri konulardan sınava girecekler çok net olarak. Ertelenip ertelenmemesiyle ilgili net bir karar yok şu an. Bu tamamen sınavları. Sürece bağlı. Şu anda bizim erteleme gibi bir konu masamızda yok. Ama gelişmeler, gidişat, farklı verileri ortaya koyar. Böyle bir ihtiyaç hasıl olur. Biliyorsunuz biz bu tür durumları sadece Milli Eğitim Bakanlığı olarak değerlendirmiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında diğer bakanlıklarımızda özellikle Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'yla da bağlantılı olarak değerlendiriyoruz. Bu nedenle alınacak bu kararlar her zaman masada senaryo olarak söz konusudur. Çünkü biz her koşulda tedbirlerimizi almak zorundayız. Ama şu anda öyle bir erteleme söz konusu değil. Ama okulların açılma süreci uzarsa, daha doğrusu uzaktan eğitim süreci uzarsa, uzaktan eğitimle verilen konular, başlıklar, müfredat sınava dahil olmayacak. Hem lise giriş sınavına hem üniversite giriş sınavına bunun garantisini öğrencilere veriyoruz. Evet, yani okulda yüz yüze aldıkları eğitimle yollarına devam edecekler sınav anlamında. Ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin bir kararın çıkmasına ilişkin bize bir süre verebiliyor musunuz? Yani önümüzdeki şimdi, hafta bir daha değerlendireceğiz gibi. Şimdi böyle bir süre yok. Bu tamamen söylediğim gibi verilere dayalı olarak, gidişata bağlı olarak yapılacak değerlendirmeler sonucunda ele alınabilecek bir karar. Bir taraftan da uzaktan eğitim süreci de ama önümüzdeki dönemde başlayacak ve bununla ilgili başlıklarda merak ediliyor ama tabii en çok merak edilen uzaktan eğitimin ne kadar süreceği. Siz bugünkü toplantıda okul tatilinin uzatılmasını masaya yatırdınız mı? Bu konuyla ilgili bir adım beklenebilir mi? Bu konuda herhangi bir karar alınmadı. 23 Mart itibariyle biz biliyorsunuz televizyon kanalları vasıtasıyla uzaktan öğretim çalışmasını
gündeme getirdik ve 6 televizyon kanalından söz ediyoruz. Bu kanalların bir kısmı, ki Türkiye'de yaptığımız araştırmalar, bazı hanelerde HD televizyonların olduğunu, bazı hanelerde de SD televizyonların olduğunu gösteriyor. Bu yüzden de üçer tane kanalı ayrı ayrı HD ve SD kanallara yönelik olarak tahsis ettik. TRT işbirliğinde bunu hayata geçiriyoruz ve uzaktan öğretim gereği olarak televizyonlarda her bir sınıf için, her bir dersle ilgili olarak belli içerikler, belli saatlerde yer alacak. Onu da en kısa zamanda ilan edeceğiz bu hafta içinde. Ve bu dersleri öğrenciler takip edecekler. Bu arada bazı öğrencilerimiz bu dersleri kaçırmış olabilirler. Sonra tekrar yayınlanacak. Ama sadece derslerden söz etmiyoruz. Bazı etkinliklerden, oyunlardan, sanatsal, sportif çalışmalardan da söz ediyoruz. Böylece daha zengin bir içerik var. Ve televizyonla yaptığımız iş bizim birebir öğretim anlamında ortaya koyduğumuz bir eğitim değil. Uzaktan öğretim sınırlı bir eğitimdir okuldaki eğitime göre. Biz öğrencilerimizin motivasyonunun devam etmesi, konulardan uzaklaşmaması için bu tür bir imkanı dünyada bir iki ülkede var. Ulusal ölçekte yapılabilen böyle bir çalışma. Türkiye'de bunlar arasında. Bu arada öğrencilerimiz uzaktan öğretimi yapacağımız televizyon kanallarının dışında eğitim bilişim ağından da yararlanabilirler. EBA'ya geçelim ama evet. Bu televizyonla ilgili sormak istediğim bir iki başlık var şimdi. Bizim zamanımızda da açık öğretim kanallarından, televizyondan dersler evet. verilirdi, ben hatırlıyorum. Ama bir kere arada bir ciddi bir kuşak farkı var. Her şeyi çok çabuk tüketen, çok fazla konsantre olamayan, belki derslerde öğretmenler bunu daha iyi yaşıyorlardı. Tabii, bir nesilden tabii, bahsediyoruz. Tabii. Ben de bir anneyim ve çocukları da yakından tanıyorum. Nasıl oturtacağız biz veliler onları televizyonun karşısında, üstelik de ders dinlemek için? Şimdi eğer oturtmak fiilini kullanıyorsanız, zaten eğitim öğretimle ilgili iletişimi oturup pedagojik olarak yeniden ele almak lazım. Yani biz onların zorla oturtulduğu ve zorla ders dinledikleri bir ortamdan elbette söz etmiyoruz. Öğrenciler eğer kendi dersleriyle ilgili içerikleri bu saatlerde izlerlerse, EBA'dan da yardımcı kaynak olarak, ki EBA'da biliyorsunuz binlerce video var, animasyon var, çizgi filmler var, oyunlar var, on binlerce soru var. Yani ne isterse bir çocuğun dijital hayatta erişmek isteyeceği her türlü formatta içerikler var. Ama dersler, televizyondaki dersler 20 dakika civarında dersler. Yani okuldaki gibi 40 dakika şeklinde olmayacak. Ve bu derslerin çok kısa sürede yoğunlaştırılmış olarak belli konuları hatırlatmak, tazelemek, motive etmek amaçlı olduğunu söylemek lazım. Yoksa biz esasen telafi eğitimini gündeme getiriyoruz. Bunu gündeme getirmemizin temel sebebi şu: sadece uzaktan öğretimle istediğimiz düzeyde erişmemiz ve beklentilerimizin karşılanması söz konusu değil. Bu hafta sonu telafi olabilir. Mesela bizim destekleme yetiştirme kurslarımız var. Ve bu sene yeniden yapılandırdık bu kursları. Ve öğrencilerimizin açığı olan her konu okuldaki derslerin dışında ayrıca destekleme yetiştirme kurslarıyla da telafi programına dönüşecek. Yani şöyle düşünürseniz küresel bir sorun var. Hı hı. Bütün dünyada okullar tatil ediliyor. Hı hı. Ve bütün dünyada öğrencilerin eğitimiyle ilgili tedbirler alınmaya çalışılıyor. Ve Türkiye dünyadaki 2-3 ülkeden birisi olarak, öncü olarak ulusal düzeyde bir uzaktan eğitim projesi başlatıyor. Bununla ilgili 6 tane televizyon kanalı tahsis edebiliyor. Bunun içerikleri hazırlanıyor. Büyük ölçüde bitti zaten. Ve öğrencilerimizin bu anlamda dersle bağlantısının güçlenmesi, soğumamaları için bir ortam hazırlanıyor. Ayrıca dijital ortam onların ortamı. Ayrıca internet hattıyla ilgili belki bazen sıkıntılar olabilir. O zaman YouTube'un altyapısında da dijital listelerle
öğrencilerimizin içerikleri hazırlanıyor. Büyük ölçüde bitti zaten. Ve öğrencilerimizin bu anlamda dersle bağlantısının güçlenmesi, soğumamaları için bir ortam hazırlanıyor. Ayrıca dijital ortam onların ortamı. Ayrıca internet hattı ile ilgili belki bazen sıkıntılar olabilir. O zaman YouTube'un altyapısında da dijital listelerle öğrencilerimizin almak zorunda bulunacağı ya da dersleri gereği görmek durumunda kaldıkları içerikler oralardan da izlenebilir. Yani biz herkese her şekilde bir seçenek sunuyoruz. 20 dakikalık dersler olacak. Evet. Seçilen öğretmenler bunları anlatacak. Tabii. Ve zaman programlaması şu anda herhalde hazır. Benim. İlanını bekliyoruz. İlan yani şeyse, sabah evet. Ve öğlen olarak düşünülecek. Evet. Farklı sınıf seviyelerine farklı saatlerde yapılacak. Ayrıca tekrarları da olacak. Zaten daha çok ana dersler dediğimiz dersler, onları ilan ettiğimizde göreceksiniz. Bunun dışında oyunlar, etkinlikler, faaliyetler vesaire olacak. Ve çocuklarımızın çok uzun süreli oturmalarını gerektirmeyen bir yaklaşımla, bir formatla da bunu hayata geçiriyoruz. Ya yani bir örneğin 7. sınıf öğrencisi günde kaç tane dersi takip edecek? Bütün bunların ayrıntılarını paylaşacağız. Bu sürecin ne kadar devam etmesini düşünüyorsunuz ve bu süreçte ölçme değerlendirme nasıl olabilir? Yani bir online sınav mı olur, yoksa eğer bu böyle uzaktan eğitim süreci devam ederse notlar ölçülmeyecek mi? O nasıl olacak? Bu da çok merak ediliyor. Şimdi bakın, eğitim dediğimiz şey bir şekilde denetlemek ya da çocukları oturtmak ya da bir şekilde çocukların işte ölçülmesi vesaire değil aslında. Aslında eğitim dediğimiz şey çocuğun öğrenme hazzını yaşaması, öğrenmekten zevk alması ve öğrendiği içeriklerin işe yaradığını görüyor olması açısından çok önemli. Burada uzaktan öğretimdeki temel amaç bir ölçme değerlendirme yapmak değil. Biraz önce de ifade ettim. Uzaktan öğrenme eğitimin tamamının yerine geçmez. Yüz yüze eğitimle, telafi eğitimiyle bir bütünlük arz eder. Ve biz televizyonda izlediklerine ilişkin bir sınav falan yapmayacağız. Bizim derdimiz bir sınav yapmak da değil aslında. Bizim niyetimiz öğrencilerimizin evlerinde bulundukları bu dönem içerisinde onların eğitim öğretimle ilgili içeriklerden uzaklaşmamaları, onlara ortam sağlamak, atmosfer oluşturmak anlamında değer taşıyor. Ama daha sonra okul açıldığında zaten yüz yüze eğitimlerle ve telafi çalışmalarıyla biz bu açıkları kapatacağız. Hiç merak etmesinler. Ne zaman açılır okul? Şimdi bakın, tekrar tekrar söylüyorum. Bu gidişata bağlı, verilere dayalı olarak, danışarak, istişare ederek, bilim kurulunun ortaya koyduğu fotoğrafa bakarak belli olacak bir şey. Yani bu birkaç kez sordunuz ne zaman açılacak. Ben de birkaç kez söylüyorum. O zaman şöyle söyleyeyim. Bu dönemi yaz tatilini değiştirerek telafi etmek gibi bir projede var mı? Bakın, bunlar eğer ve meğerle olmaz bu işler. Bu işler veriyle olur. Dolayısıyla biz veriyi göreceğiz. Şunu düşünün ve lütfen toplum adına söylüyorum, hani rahat olun. Her türlü senaryoyla ilgili çalışmamız var. Yani öyle de olsa, öyle de olsa, öyle de olsa bizim her türlü hazırlığımız ve altyapımız var. Hiç merak etmesinler. 23 Mart'ta başlayacak uzaktan eğitimde ilk dersi ben vereceğim şeklinde bir açıklamanız var. Ne anlatacaksınız evet. İlk derste Milli Eğitim Bakanı olarak? Aslında bu bir sohbet, bu bir ders falan değil. Sadece hani anne babaların, çocukların, öğretmen arkadaşlarımın, meslektaşlarımın olduğu bir ortamda televizyon üzerinden bir giriş, bir sohbet oturumu, yoksa elbette bir dersten falan söz etmiyoruz. O alışılagelmiş, yani üniversitelerin de açılışında ilk ders olur. Onlar aslında bir ders olmaktan ziyade bir genel bir bakış, genel bir değerlendirme anlamını taşıyor. Yani çalışmam gerekmiyor dersime. O gün orada duygularımı ifade edebileceğim, paylaşmak istediğim içerikleri vesaire
bir ortam olacak. Şimdi o kadar düşünen adımlar atılıyor. Bunları da fark ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı da bu konuda hatta harekete geçti ve bir yol haritası da hazırladı bildiğimiz evet. kadarıyla. Şimdi çocuklara nasıl anlatılmalı? Veliler ne yapmalı bu süreçte? En az etkiyle psikolojik Şimdi olarak biz atlatabilmek tabii için. Velilerimize, öğretmenlerimize yönelik olarak içerikler hazırladık. Evlere gönderdik. Bültenler hazırladık. Dergilerimiz var bu konularda ve bu konularla ilgili sosyal medyada yoğun olarak destek sağlıyoruz ve uzmanların görüşlerini değerlendiriyoruz. Video filmler, videolar oluşturuyoruz ve bu videoları yayımlıyoruz. Burada önemli olan şey şu: hayat devam ediyor ve sükunet içerisinde biz tedbirlerimizi alarak kurumsal anlamda ya da bireysel anlamda her türlü önlemi alarak gereğini yaptığımızda ben aslında yapmamız gerekeni yaptığımız düşüncesindeyim. Velilerimize hani tavsiyem şu: sürekli virüs merkezinde bir sohbetin ya da virüs merkezinde bir televizyon içeriğinin ya da sürekli virüsün konuşulduğu bir ortamın gerçekten çocuklar için faydası yok. Aksine zarar olabilir. Bu nedenle biraz normalleştirmeye ihtiyacımız var. Biraz mevcut hayatın içerisinde, evin içinde oyunlar oynamak, bazı etkinlikler yapmak, aile içerisindeki faaliyetler. Örneğin bizim eğitim takvimimiz var. Eğitim takviminde 365 gün için ücretsiz olarak her türlü telefondan indirilebilir, bakılabilir. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı'nın web sitesine de koyduk. Ücretsiz alabilirler. Hangi gün, hangi etkinlik, hangi oyun gerçekleştirilebilir? Hani çocukla iletişimde ne yapmak gerekir? Çeşitli bilimsel bilgiler, yaklaşımlar ne olabilir? Bunlarla ilgili binlerce içerik var. Bunları değerlendirebilirler. Bu arada her hafta bazı etkinlik önerileri yayımlıyoruz. Daha iki gün önce sosyal medyadan çocuklarla yapılabilecek faaliyetler konusunda bir video yayımladım. Kişisel hesabımdan ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın hesabından. Bizim verebileceğimiz içerik çok fazla. Yapılabilecek faaliyet çok fazla. Çocuklarla konuşurken yaş gruplarını biraz dikkate almakta yarar var. Çünkü küçük çocukların anlamlandırmasıyla büyük çocukların anlamlandırması biraz daha farklı. Böyle baktığımızda anne babanın önce kendisinin sakin olması gerekiyor. Ve onun hissettiği yoğun kaygı muhakkak surette çocuklara da zarar verecektir. Bunu birlikte başaracağız, hep birlikte. Ve bu eğitim meselesi aslında sadece Milli Eğitim Bakanlığı'nın işi de değil. Velilerimizin omuzlarında, öğretmenlerimizin omuzlarında, Milli Eğitim Bakanlığı'nın omuzlarında hep beraber yükleneceğimiz bir iş. Çünkü çocuklar bizim çocuklarımız. Ve bu meseleyi bürokratik bir konu olarak görmemek lazım. Bu mesele çocukların göz ışıltısını parlatma meselesi. Bu mesele çocukları huzursuz etmeme meselesi. Bunun için biz elimizden geleni yapıyoruz. Hatta biraz ortamı yumuşatmak için okulun açıldığı ilk gün, ilk teneffüs 40 dakika olacak diye bir söz de verdim çocuklara. Hatta birisi bir yorumda bulunmuş: Sayın Bakanım, sizin telefonu galiba çocuklar ele geçirdi diye. Öyle geçirmedi. Bunu bizzat arkadaşlarımla beraber biz karar verdik. Öğretmenler tabii de, öğretmenlere de bu süreçte görev düşüyor. Siz ilk tatil açıklaması ve uzaktan eğitim açıklaması olduğunda hani okula gitmeseler bile şehirden evet. ayrılmamalarını istiyoruz demiştiniz. Bu hala geçerli mi? Tabii bu uzaktan ki. Eğitim sürecinde öğretmenlere nasıl bir görev düşecek? Şimdi aslında çocuklarla öğretmenler arasındaki ilişki çok özeldir. Yani onlar benim çocuklarım, onlar benim kuzularım diye ifade ettikleri bir ilişkileri, iletişimleri var. Biz elbette televizyon kanalları açıyoruz. Yani yüzlerce öğretmenimiz katkı sağlıyor. Gönüllü olarak katkı sağlıyorlar. Huzurunuza teşekkür ederim hepsine bu içeriklerin hazırlanmasında. İşte eğitim bilişim ağına içerikler koyuyoruz. Yüz binlerce içerik koyduk. Efendim işte YouTube'dan izleyebilirler vesaire vesaire. Bunlar bizim görevimiz zaten, yapmamız gereken şey. Yani başka ülkelerde yapılmıyor olabilir. Ama bizim bunu yapabilecek donanımımız, kapasitemiz var. Öyle birikimimiz var.
Fakat asıl önemli olan öğretmen-öğrenci ilişkisi vesaire. Onunla ilgili de bir desteğimiz olacak bütün çocuklarımıza. Önce bedensel doyum, ondan sonra buna bağlı duygusal doyum, en sonunda zihinsel doyum. Yani bizim özellikle küçük çocuklarla ilgili yol haritamız böyle. Yani biz öncelikle bilgi deme durumunda değiliz. Öyle bir amacımız da yok. Biz bunu yıl içinde telafi ederiz. Hiç kimse endişe etmesin. Bu sınavlarla ilgili de sınırlama getirmemizin temel sebebi şu. Bu virüs kaygısından doğabilecek öğrenme sıkıntılarının önüne geçelim. Yani çocuklar strese girmesinler, velilerimiz strese girmesinler diye. Sadece okul açıkken işlenilen konulardan sorumluyuz deyip herkesi rahatlatalım. Şimdi fiziksel hareket de bunu da öneriyoruz, evet. Ve bu anlamda da adım atıyoruz dediniz. O zaman bu televizyondaki dersler belki de beden eğitimiyle tabii, mi başlayacak? Onunla ilgili de var. Onunla ilgili de var. Sanatsal çalışmalar var. Müzikle ilgili çalışmalar var. Bildiğimiz matematik vesaire gibi dersler de var. Hepsi var. Yabancı dil var. Hepsi var. Ve hangi saatlerde, televizyonda, ne zaman? Uzaktan öğretimi biz televizyonla halletmeye çalışıyoruz. Sorunlar çıkabilir mi? Tabii ki çıkabilir. Biz bunu ülke olarak beraber yapıyoruz. Yani bizim hata yapmamız da söz konusu olabilir. Ama pilot çalışmalar şunu gösteriyor. Bu kadar kanalı, bu kadar stüdyoyu, İstanbul'da 5 stüdyo, Ankara'da 3 stüdyo sürekli olarak tam zamanlı çalışıyorlar. Ve bütün bu süreç çocuklarımızın eğitimi için içerik üretme ile ilgili stüdyolarda yapılan çalışmalar ve bütün bu çalışmaların sonucunda elbette eğitimle ilgili bazı konuları halletmiş olacağız. Yeter mi? Yetmez. Telafiler var, yüz yüze eğitimler var, belki hafta sonları çalışma yaparız, belki başka takvimler var. Yani bunların hepsinin senaryosu var. Problem nasıl gelirse önümüze, bizim en az iki çözümümüz var. Bir problem gelsin, bizim iki çözümümüz var. Hiç kimse merak etmesin. Ama bu tatil ve uzaktan eğitim süreciyle ilgili bilim kurulu kararları doğrultusunda hareket edilecek ve öğrencilerin işlemedikleri, yüz yüze işlemedikleri hiçbir konuyu sınavda görmeyecek olmaları da şu anda onlar için herhalde tabii, sınava girecek olanlar büyük için. Evet. Büyük bir avantaj. Ama bir taraftan da meslek liselerinde bu koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarında evet, devam ettiğini biliyoruz. Bir taraftan dezenfektan üretimi yapılıyor. Bir taraftan da maske üretimi zannediyorum başladı değil mi? Cerrahi maske üretimi başladı. N95 standardında çok yüksek standartlı maskeler bunlar. Onların da üretimine başlıyoruz. Evet. Bu meslek liselerinin kapasitesi kullanılacak. Peki öğrenciler mi? Nasıl işleyecek o süreç? Şimdi biz yaklaşık toplamda 100'e yakın okul belirledik. Bu okullarımızda altyapı müsait. Yani dezenfeksiyonla ilgili madde üretmek ya da bir takım materyaller üretmek için altyapı müsait. Bizim yaptığımız şey şu. Biz meslek liselerini hayatın içine sokmak istiyoruz ve meslek liseleri kamuya katkı sağlasın, ekonomiye katkı sağlasın, topluma katkı sağlasın ve toplum şunu bilsin. Artık meslek lisesi anlayışı değişiyor, paradigması değişiyor. Meslek lisesi üretimin içerisinde, meslek lisesi satışın içerisinde, meslek lisesi pazarlamanın içinde, meslek lisesi hayatın içinde. Ve bizim maske üretmemiz ve çok da ucuza üretiyoruz. Yani piyasaya göre çok nitelikli ve çok ucuza üretiyoruz. Bu sadece maske veya dezenfeksiyon maddeleriyle ilgili değil bu. Biz ahşap oyuncak üretiyoruz. Biz mikromekanikle ilgili bir takım materyaller üretiyoruz. Ya üç boyutlu yazıcılarda birçok şey üretiyoruz. Yani elektrikli otomobille ilgili işte okulumuz açılıyor Eylül'de. Havacılıkla ilgili, savunma sanayi ile ilgili sürekli üretimin içerisindeyiz. Bu anlamda meslek liselerimize de ayrıca teşekkür ediyorum ve kamuoyunu meslek liselerine artık farklı bakmaya davet ediyorum. Ve biz iş öncelikli okullar açıyoruz. Yüzlerce okul açıyoruz. Ve Aselsan'ın için okul açıyoruz. Diğer üniversitelerin teknoparklarına okul açıyoruz. Mesela sinema sanayi ile ilgili, sinema sektörü ile ilgili okul açıyoruz Eylül'de. Mesela o da çok önemli.
demir çelikle ilgili okul açıyoruz. Bunların hepsi iş öncelikli. Geçen hafta bu uzaktan eğitim sürecinde de 8. ve 11-12. sınıftakilere de özel bir sınava tabii, hazırlıkla ilgili bir onlara, başlıkta olacak değil mi? Onlara ayrı desteklerimiz var. Yani bir takım sanal sınıflar söz konusu olabilir. Onlarla ilgili özel içerikler, her zamankinden daha fazla soru seçenekleri, daha fazla katkı sağlamak. Onlarla ilgili rehberlik çalışmalarını yoğunlaştırıyoruz. Merak etmesinler. Yani o gruba, yani 8 ve 12'lere ayrıca bir hizmetimiz var. Buradan belki de bu özel kurslar ya da özel derslerde grup halinde bir araya gelecekleri de bir uyarmak gerekir mi? Ne dersiniz? Şimdi bakın, okullar kapalı ama. Elbette bu eğitimsel bir sorun olmanın ötesinde bir sağlık sorunu. Ve sadece kendi sağlığımız değil, başkalarının sağlığını tehdit etme sorunu bu. O yüzden bu içerikler, siz Türkiye'nin neresinde olursanız olun, yani bir köyde olabilirsiniz, kasabada, küçük bir şehirde, nerede olursanız olun, dünyanın en üst standarttaki içeriklerini biz ücretsiz olarak veriyoruz. 8 GB ücretsiz mobil destek veriyoruz. Ve her türlü konuda kişiye özel rehberlik yapıyoruz. Kişiye özel sınav yapıyoruz. Böyle bir hizmet yok. Kişiye özel deneme sınavı yapıyoruz. Üst standarttaki içeriklerini biz ücretsiz olarak veriyoruz. 8 GB ücretsiz mobil destek veriyoruz. Ve her türlü konuda kişiye özel rehberlik yapıyoruz. Kişiye özel sınav yapıyoruz. Böyle bir hizmet yok. Kişiye özel deneme sınavı yapıyoruz. Yani bütün bunları ücretsiz olarak herkes alabilir. Ve Türkiye'nin en iyi ders sunan, anlatan öğretmenlerinden bazılarından rica ettik. Dedik ki, bütün dersleri bizim için bir video kütüphanesi olarak oluşturur musunuz? Bütün derslerin video kütüphanesi var. Son derece başarılı. Ve herkesin belki hani özel ders almak istediği ya da o dersi gerçekten öğrenmekten haz duyacağı dersleri biz herkese ücretsiz veriyoruz artık. Ya böyle bir imkan yoktu Türkiye'de. Ve bu yapay zeka, makine öğrenmesi temelli bir yaklaşım. O yüzden de Türkiye'nin her yerinden erişebilirler. Okullarda temizlik işlemlerine, bu virüse karşı temizlik işlemlerine başlanmıştı son süreçte. Tabii, bunlar tabii. Devam ediyor mu, yoksa siz takvime göre mi? Devam ediyor. Hazır çocuklar yokken bu süreçleri tümüyle hayata geçiriyoruz ve bu şu anda yapıldı ama devam edecek de bir süreç bu. Ve her şehirde belli okullarımız bunların tedarikini sağlamakla ilgili görevlendirildi. Ve maske üretecek ya da başka üretimler yapacak okullarımıza özel makine teçhizatlar satın alındı, gönderildi. Oralara bir takım özel bütçeler gönderdik. Yani okullarımızın temizliği konusunda bir sorun olmasın diye, tüm okullarımızın dezenfeksiyonu konusunda bir problem yok, hallediyoruz. Peki, çok teşekkür ederim.